Bugün bizim takipçiler de onun da belirlediği üzere şey konuşacağız. Natuk Baytan'ı konuşacağız. Türk sinemasının kıymeti bilinmemiş efsane yönetmeni. Bir sürü Kesinlikle. yenilik getiriyor. Hem senaryo hem içerik olarak hem çekim teknikleri olarak. Çok yenilikçi, aslında böyle kopyayı sevmeyen, kendi tarzını oluşturan bir yönetmen. Onu konuşacağız. Burada daha çok senin konuşacağını düşünüyorum. Ben Evet. sadece bir giriş yapayım. Konuşacağımız konuyu zaten biliyorsunuz. Bizi takip edenler belirledi. 10-15 gün önce yapmış olduğumuz ankette senin yaptığın anketle benim yaptığım anketin sonuçları hemen hemen aynı çıktı. Evet. Aşk-ı Memnu'yla yarıştı Natuk Baytan ve gayet de açık ara farkla kazanıp bugünün konuğu oldu açıkçası, öyle söyleyelim. Açıkçası Ben ben gerçek açıkçası fikrimi söyleyeyim. Aşk-ı Memnu kazanır diyordum. ben de öyle. Aşk-ı Memnu %65'e 35 kazanır diye düşünüyordum. Ama nedense Natuk Baytan geçti. Hatta birkaç kişi de şey yazmıştım. Aşk-ı Memnu'ya oy vereceğini düşündüğüm takipçilerimiz vardı. Ben de dedim ki neden dedim Aşk-ı Memnu değildi? Ben de Natuk Baytan'ı tanımıyorum. O yüzden belki tanırız diye oy verdim dedi. Ne güzelmiş. Çok güzeldi vallahi, güzel fikir. Güzel bir yaklaşım olmuş. Öncelikle hani Natuk Baytan Türk sineması için çok önemli bir isim aslında bakıldığında. Hani ikiye ayırabiliriz. Tarihi filmler ve özellikle absürt komedi filmleri. Onlarda da biliyorsun Kemal Sunal imzalı. Yaklaşık 10 tane filmde birlikte çalıştılar. Bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Arabesk filmler de var. Ferdi Evet, Tayfur doğru. özellikle. Onu Evet, da evet. koyalım. Özellikle arabesk dönemde de çok güzel eserler çıkartmış. İstersen başlayalım yavaş yavaş Natuk Baytan'dan. Ama öncesi konuştuğumuz bir konu vardı. İstersen sen ondan Evet. bahset. Şimdi biz şey sormak istiyorum. Natuk Baytan'la ilgili çok bilinmeyen bir detay var. Bunu sormak istiyorum. Yayının sonunda da açıklayalım. Bilen arkadaşlarımızla ben hatta not alayım. Yayından sonra bildiklerine dair bir paylaşım da yaparız. Natuk Baytan İstanbul'da Fatih'te oturuyordu. Ve Fatih'te oturduğu sokak çok sembol bir sokaktı. Bu sokağın ismini bilen var mı? Bize yazarsa biz de onları tespit edelim ve ben not alayım. Ona göre yayın sonunda kendileriyle ilgili bir paylaşım yapacağız. Ara ara hatırlatalım bunu. Ben de burada bilgisayarda açtım. İsimleri not alacağım. Yalnız şey yapalım. İlk yapan biz paylaşacağız diye bir şey yok. Kim eğer doğru cevap verirse, kaç kişi ise onları en son hem sen kendi sayfanda hem ben kendi sayfamda paylaşacağım. Tamam. Soruyu tekrar hatırlatalım. Fatih'te kaldığı sokağın adı nedir? Sorumuz bugünkü bu. Katılım gösterirseniz cevaplarını aşağı yorumda yazarsanız ona göre biz de burada notlarımızı alacağız zaten. Natuk Baytan 1925 Manisa doğumlu, 86'da İstanbul'da vefat ediyor. Arkadaşımız az önce burada ismini de okuyayım hatta. Tayfunettin diye bir nickname'i var. Kendisi de yazmış, kamuoyu çok seven bir yönetmen. Neredeyse bütün filmlerinde böyle bir ufak da olsa bir rolü var. Çok fazla şey yok, repliği yok. Evet, bir Hitchcock sendromuna, Natuk Baytan sokak demiş Evet. değil. Hitchcock sendromuna yakalanmış bir yönetmen. Ve gerçekten bütün filmlerinde neredeyse, arabesk değil de özellikle Kemal Sunal filmlerinde ve Cüneyt Arkın filmlerinde çok görüyoruz kendisini. Öyle de bir yönetmendi. Cüneyt Arkın'ı kahraman, tırnak içinde söyleyeyim, Kemal Sunal'ı da komedyen yapan adamdır benim için. Doğru. Çünkü Kemal Sunal Ertem Eğilmez sürecinden sonra gerçekten komedi olarak kendisini buldu bence. Hatta şöyle bir şey var. Geçen Metin Akpınar'ı dinliyordum. Metin Akpınar şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben de işte yavrum Kemal'e dedim ki bak bu sinema sektörü şöyle tek tip rol oynatırlar. Seni de o rolün içerisine hapsederler. Ve bir oyuncu için çok sıkıntılı bir durum bu. Buna sakın girme dedim. O beni dinlemedi. Buna gitti. İyi ki de dinlememiş. Zengin oldu. Beni dinlese acından ölürdü dedi. Sonra böyle bir öz eleştiri yaptım. Ve Kemal Sunal'ın özellikle en komik olduğu filmleri, ya tabii komedi anlayışı kişiden kişiye göre değişir ama benim için gerçekten en komik olduğu dönem Natuk Baytan'ın çektiği filmlerdi.
Bilmiyorum arkadaşlarımız katılır mı buna? Ya da sorsak Kemal Sunal'ın ilk 5 filmini sayın dediğimizde mutlaka bir Natuk Baytan filmi bu listeye dahil olur. Girer yani kesinlikle. Bir kere Natuk Baytan için önemli olan hani o Kemal Sunal'a gelmeden önce kendisi alaylı bir yönetmen değil. Yani alaylı dediğimiz nedir? Genelde sektördeki birçok insan reji asistanı olarak ya da sette herhangi bir görevdeyken daha sonrasında işte Memduh Ün örneğinde olduğu gibi ucundan kıyısından bir yere sette bulaştıktan sonra kademe atlayarak en son film yönetmenliğine kadar çıkmış. Ama Natuk Baytan da böyle bir şey söz konusu değil. Kendisi bir arkeolog aynı zamanda. Evet. Üniversite mezunu ve belediyede normal çalışan bir memur aslında. Bir gün Yılmaz Atadeniz'in bir filmi çevriliyor İstanbul Kabataş'ta ve kendisi o zaman hep papyon takarak gezermiş zaten ve papyonlu yönetmen bir yerde de ismi. Yılmaz Atadeniz bunu fark ediyor. O günde sete çalışanlardan bir tanesi gelmiyor. Yani oynaması gereken oyunculardan biri gelmeyince sen oynar mısın diyor. Ya nasıl olacak, oynayabilir miyim, yapabilir miyim derken oradan bir sinema kanına giriyor ve devamında da hem oyunculuk, arkasından senaristlik ve en sonunda yönetmenliğe kadar uzanan merdiven basamaklarını bir ikişer çıkıyor. Toplamda 81 dizi film yönetiyor. Kemal Sunal'ın da enteresan 81 tane filmi var. Burada da bir kaderleri bir yerde kesişmiş oluyor. 1961'de Karanlıkta Yaşayanlar filmiyle yönetmenliğe başlıyor. Hatta iki tane de benim Kemal Sunal filmde senaryosu var. Üç Kağıtçı ve Tarzan Rıfkı filmlerinde. Hatta Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal'ın ölüm tarihini doğru tahmin ediyor. Değil Böyle mi? enteresan. Tabii. Benim valizlerimi toplamam 20 senemi alır diyor. Tam 20 sene sonra Kemal Sunal vefat etmişti. Böyle de enteresan bir tesadüf var. Kemal Açıkçası Sunal deyince böyle. Devam edeyim ben. Yani dediğin gibi 1961 yapımı Karanlıkta Yaşayanları çektikten sonra ama her şey istediği gibi olmuyor. Yani Güllük Gülistan'daki sinemanın kapıları ona açılmıyor. Senaryolar yazmaya başlıyor dediğin gibi. Küçük küçük rollerde oynuyor. Kendini gösterebileceği yerlerde oynamaya çalışıyor. Fakat herhangi bir kayda değer birçok aslında günümüze kadar gelmiş fazla filmi yok yani o dönem içerisinde. Asıl çıkışını da herhalde katılırsın tarihi filmlerle yapmaya başlıyor. Ve ilk Hacı Murat 1967 yılında yani ilk filmini çektin 6 yıl sonra Hacı Murat filmiyle asıl çıkışını yapıyor. Bu filmi de normalde aslında Yılmaz Atadeniz'in çekmesi gerekirken kendisi herhalde o zaman bir yoğunluktan dolayı filmi çekemeyeceğini ve yapım firmasına Natuk Baytan'ın bu işi yapabileceğini söylediğinden dolayı tamam demişler ve işi ona teslim etmişler. Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı bu filmle birlikte tarihi filmlerin değişmez yönetmenlerinden biri haline geliyor. Aslında şöyle bir şey var. Natuk Baytan tarih filmleri ya da işte Cüneyt Arkın'la çektiği polisiye filmleri, Kemal Sunal'la çektiği komedi filmlerinde ilk olmuyor. Yani şöyle bir durum var. Bir geleneği devam ettiriyor ve devam ettirirken de aslında o geleneğin en önemli kişisi oluyor. Tarih filmler o dönem Tarkan'la, Karaoğlan'la başlıyor. Ertem Eğilmez döneminde başlıyor. İşte orada onlar bırakmaya başladıktan sonra Natuk Baytan Battal Gazi ile Kara Murat'la Malkoçoğlu'yla devam ediyor. Yine Melih Gülgen o dönem şeyle başlıyor. Polisiye filmler yapmaya başlıyor ve ondan sonra o bıraktığı zaman ya da devam ettiremeyeceğini anladığı zaman Cüneyt Arkın'la yine bu şeyle devam ediyor. Polisiye filmler, işte toplumsal eleştiri filmleri bunlarla devam ediyor. Kemal Sunal için de öyle. Arzu filmden ayrıldığında işte Arzu filmi artık film yapmamaya başladıktan sonra Natuk Baytan'la beraber komedi anlayışını Natuk Baytan Kemal Sunal'ın komedi anlayışını devam ettiriyor. Aslında her geleneğin başlatanı değil ama devam ettirenin olup en önemli kişisi oluyor bir anlamda burada. Doğru. Şimdi mesela ben şunu sorsam Kemal Sunal komedi filmlerinde Ertem Eğilmez ekolü mü daha komiktir? Kemal Sunal orada kendini daha iyi gösterebilmiştir yoksa Natuk Baytan filmlerinde mi? Desek acaba ne derler? Ama aslında oradaki kıyaslamayı da şöyle bakmak lazım. Ertem Eğilmez imzalı filmlerde Kemal Sunal bir bütünün içerisinde bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani Hababam sınıfında yanında Tarık Akan, Halit Akçatepe var. Mavi Boncuk'ta Zeki Alasya, Metin Akpınar, keza yine aynı şekilde Tarık Akan'ı görüyoruz.
bireysel anlamda hani başrol oyuncusu olarak asıl filmlerinde... Kibar Feyzo var ama mesela orada başrol oynadı. Yani orada da Kibar Feyzo var ama yine kalabalık bir kadronun içerisinde. Aslında hani bu İnek Şaban, Gol Kralı birazcık böyle kendisinin o dönem içerisinde başrole yavaş yavaş çıktığı filmler. Asıl bence Natuk Baytan'la birlikte bir şey kabuk değişimi başlıyor. Yani tamamen artık o bol kadrolu, bol güldürlü değil. Dikkat ederseniz sürekli Kemal Sunal'la birlikte oynayan kadın oyuncu değişir. Hiçbir zaman yani bir akılda kalıcı Nevra Serez de vardır herhalde. 3 veya 4 filmde beraber oynamışlardır. Oya Aydoğan, Nevra Serez de var. Yani Nazan Saatçi olur bazen, bazen başka biri olur. İşte Ayşen Guru da, Doktor Civan'ım da olur. Ama böyle sürekli peşi sıra farklı farklı şey. Yani o dediğim gibi Mavi Boncuğu çekelim aynı ekiple. İşte Havvam Sınıfı'nı çekelim aynı ekiple. O tarzda değil aslında bakıldığı ama zaman. Ama şöyle de bir şey var. Natuk Baytan filmlerinde de yine aynı ekip var. Kadın başrol değişiyor ama Alişen, Ünal Gürel, Rıza Pek Kutsal ya da başka kim diye söyleyebiliriz orada. Yine Macit Flordun vardı, Necdet Yakın. Bunlar Dinçer Çekmez de mesela yine bazı filmlerinde falan vardı. Kemikleşmiş Ertem Eğilmez tarzı bir kadro oluşturuyor kendince. Ama Ertem Eğilmez kadrosuna nasıl ara ara Hülya Koçyiğit girip çıkardı, Emel Sayın girip çıkardı. Hale Soygaz yine bir filmde girip çıkmıştı böyle kalabalık kadroya. Ama kemik kadro vardı. Natuk Baytan'da da aynı şekilde. Yine kemik kadro var. Vazgeçilmez oyuncuları var zaten. Tabii orada. Var. Tabii. Girip çıkanlar oluyor işte orada da. Söylediğim şu var. Hani bahsettiğin gibi onların birçoğu aslında karakter oyuncusu. Yani filmi destekleyen oyuncu. Ama ben sana mesela şunu söyleyeyim. Mavi Boncuğun başrolü kimindir? Sadece Kemal Sunal'ın mıdır mesela? Değil tabii ki canım. Ya da Hababam Sınıfı da keza. Ama Korkusuz Korkak'ta başrol kimin dediğin zaman mesela ya da Üç Kıyaçlı'da başrol kimin dediğin zaman kimse Turgut Özatay demez. Der ki Kemal Sunal der. Yani onlar aslında hani ortaya karışık gibi bir şey olmuş oluyor. Ama bence o Natuk Baytan açıkçası Kemal Sunal'ın o içindeki cevheri bulup çıkartmış. Net olarak zaten o birlikteliği buna getiriyor. Başlangıcında aslında biraz daha geriye gittiğimizde ben önümdeki notlara bakıyorum. Mesela genelde Hollywood akımından çok etkilenmiş bir yönetmen. Belki bir dönem işte biz de sinemamızda Hollywood izlerini görmüşüz. Mesela işte görüyorum Şaşkın Afiye Klink'e karşı. Klink o zamanlar işte çizgi roman. İşte Fantoma İstanbul'da, Dracula İstanbul'da, Süpermenler tarzında daha çok Hollywood'da gördüğümüz karakterleri biz kendi sinemamıza adapte etmişiz. Aynı bu kovboy filmlerinin furyasında olduğu gibi. Aslında burada Natuk Baytan'ın o dönemlerde, 60'lı yılların sonuna doğru dönemlerde çok da böyle birinci sınıf bir yönetmen olmadığını, yani bu bahsetmiş olduğumuz avantür filmlerin bir yönetmeni olarak çok fazla kişi tarafından takdir edilmediğini görüyoruz. Ama ne zaman ki Hacı Murat'la birlikte çıkış yapıyor, arkasından çünkü bir Cüneyt Arkın imzası var orada, devamında Hacı Murat geliyorla birlikte yine arada var ve 1972 yapımı Kara Murat Fatih'in Fedaisi ile birlikte artık tamamen A sınıfı kategorisindeki bir yönetmen haline geliyor. Şimdi bu tip filmlerde genellikle Cüneyt Arkın'la oynuyor. Cüneyt Arkın'la çekiyor zaten. Cemil Can Bıçakçı'nın Yeşilçam kitabında şöyle bir şey söylemişti. Ben de bir gün Cüneyt'i ziyarete gittiğimde bazı sesler duydum. Nedir bu sesler falan deyince ya bizim çocuklar dedi arka tarafta ve onlar için özel bir yer oluşturdum. Orada yeni dövüş teknikleri geliştiriyorlar filmlerde kullanmak üzere. Sönmez Yıkılmaz için bir yer yapmış. Oradaki figüranları da toplamış. Ve o figüranlarla yeni dövüş teknikleri çalışıyorlar. Cüneyt Arkın da arada gidiyormuş. Onları bir anlamda hani filmdeki gibi dövüp geliyor vesaire. O da onlarla beraber çalışıyor. Şey diyor ki, Cemil Can Bıçakçı diyor ki, ben o zaman anladım ki Cüneyt artık geri dönülmeyecek, yani o şeyde doktorluğa da romantik rollere de geri dönmeyecek şekilde kendine bir yol biçmişti. Bu da bence Natuk Baytan'la çektiği filmlerden sonra oldu. Yani o filmleri çektiler ve Cüneyt Arkın'ın üzerinde artık o karateci, kavga eden ya da işte polis, Battal Gazi, Malkoçoğlu bu roller üzerinde oturduğu için ve halk da artık Cüneyt Arkın'ı o şekilde gördüğü için Cüneyt Arkın da kendine böyle bir yol biçti ve toplum içerisinde böyle bir rolü
oynamaya devam etti. Bunun da en önemli etmeni bence Natuk Baytan'dı. Doğru. Şimdi bizi takip edenler özellikle altta biraz önceki mesajlarda okuduğum kadarıyla karakterlere de değinin diyor. Yani bulduğu karakterler, onlara birazdan değineceğiz. Ama ben size bir ipucu vereyim şöyle. Şimdi bir filmin Natuk Baytan filmi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şimdi ben çevremdeki insanlara bunu öğrettim. Şimdi belirli kalıpları var Natuk Baytan'ın. Bir öncelikle şaryoyu çok güzel kullanıyor. Yani o kamera sabit olmayacak. Kamera sağa gidecek, sola gidecek. Sürekli oyuncuyla birlikte gidip gelecek. Hatta Üçkağıtçı filminde dikkat ederseniz yağmur sahnesine, yani yağmur doğasına çıktığı sahneden dönerken o şaryonun raylarını görebilirsiniz arka tarafta. Mesela bir çekim hatası olarak şaryonun rayları gözükür mesela. Onunla birlikte devam eder zaten. Bir kere kamera çok hareketliyse bir Kemal Sunal filmini örnek alalım. Bir kere buna diyebilirsiniz ki kesinlikle Natuk Baytan filmidir. Ama kamera çok sabitse Kartal Tibet filmidir. Çok fazla açıdan çekildiyse bir plan, yani bir sahnenin planları çok farklı farklı noktalardan çekildiyse kesinlikle Natuk Baytan filmidir. Bir şaşırma sahnesinde oyuncuların yüzlerine yakın plan zoomla böyle filan yapılıyorsa bil ki Natuk Baytan filmidir. Başka kendisini görebilirsiniz. Biraz sonra kameolarda değineceğiz zaten. Beyaz saçlarıyla böyle kenarda kıyıda işte at yarışında bilet yatıran adam rolünde, bankada veznede bekleyen, durakta bekleyen adam rolündeki kişiyi görürseniz bilgi bunlar Natuk Baytan filmleridir. Yedi Bela Hüsnü'nde de şey yapıyordu ya, durakta bekliyorlar, ne bakıyorsun pardon efendim falan diyordu. Zaten şeyde de bir filmde de Aman'a kattı de bankadan paralarla çıkıyor Kemal Sunal. Natuk Baytan geliyor, oluyor diyor ki ben bu herifi bir yerden tanıyorum falan diyor. Bakıyor falan. Böyle bir sahnesi vardı. Yedi Bela Üstünde niye oynuyor? Bakın mesela belki çok kişinin bilmediği bir şey, ben burada ilk defa söyleyeyim. Şimdi sesleri almak için biliyorsun cihazlar var. Filmlerin sonundan dublaj yapılıyor ama sesleri alabilmek için de işte mikrofonla birlikte o sesi azık. Ama bulundukları yerde kamera çok uzak bir noktada. Zoom yaparak zaten görüntüyü çekiyorlar. Ve trafiğin olduğu bir yer, gürültülü bir yer ve sesleri alamıyorlar. O yüzden sesleri Kemal Sunal'ın yan tarafına bir cihaz yerleştiriyorlar. Ve o cihazdan ses kayıta başlıyor. Fakat kamera açısından o cihaz gözüküyor. Diyorlar ki ya Natuk Bey siz geçin. O cihazı siz gizleyebilirsiniz çünkü kendisinin 1.97 boyu varmış. Yani bilmiyorum, öyle diyorlar. Ve kendisi o sahnede o cihazı gizlemek için rol alıyor. Yani orada duruyor, dikkatli bakıldı. Ben çok izledim, baktım ama göremedim o cihazı. İşte bazen bir yerde okumuştum ya çok dikkatli bakarsan o cihaz gözüküyor aslında filan diyor ama bizdeki yenilenmiş versiyonunda belki de çok detay gözükmüyor. Önemli şeylerinden biri yani niye oynadı o filmdeki detay ondan kaynaklı. Ses almak için kullanılan cihazı gizlemek için. Anladım. Sorumuzu tekrarlayalım arkadaşlar. Bu yayın başlarken bir soru sormuştuk. Bakalım hani bilen kimse olacak mı? İlk bileni yayınlayacağım, onu söyleyeyim. Natuk Baytan İstanbul Fatih'te yaşıyordu. Onun yaşadığı sokağın adı neydi? Bunu kimse bakalım bilecek mi? Merak ediyorum. Ya da kaç kişi bilecek? Sesli mesaj olarak göndermişiz. Zira çok geç kalıyorum yazmak için demiş arkadaşımız. Yani yorumları sesli mesaj ben yapamıyorum. Instagram yapması lazım. Neyzen Tevfik okudum ben cevaplarda ama değil. Natuk Baytan Sokak değil. İsminin Tevfik Fikret Sokak değil. Onu da söyleyelim. Değil. Evet, onlar değil. Yani doğru cevap şu an için hiç çıkmadı. Onu baştan belirtelim. Şöyle söyleyeyim. Natuk Baytan'ın hayatta çok önemli yere sahip bir isim diyeyim. Öyle söyleyeyim. Onu söylemiş olalım. İpucunu vermiş olayım. İlk ipucu geldi. Şimdi Natuk Baytan az önce karakterlerden bahsettiler. Şimdi karakterlere girersek ben karakterlerin listesini hazırladım. Ne güzel. Sadece Kemal Sunal filmlerinde değil tabii ki. Yani diğer filmlerde de toplam oluşturduğu orijinal karakterler. Bunların bazılarında Suavi imzası da var. Bu karakterlerin bazılarında. Karikatürist yazar. Fırıldak Ömer, Horoz Ali, Piç Rıza, Deve Ömer, Fil Abbas, Tazı Niyazi, Pire Mehmet, Tarzan Rıfkı, Manyak Rıfat, Kara Erol ki Karbonat Erol, Deli Sait, Sarı Recep, Deli Hamdi, Kara Mürselli, bu Armutlu Hasan, Ayı Abbas, Gaddar Kerim, Sansar Selim, Amorti Kazım, Mülayim Ters, Barut Osman, Simsar Cafer, Urfalı Abdi, Gardırof Fuat, Marmara Kazım, Lüfer, Dikiş Tutmaz Sabri, Kulaksız İbo,
Arap Celal, Şişçi Coşkun, Vagon Necmi ve Komodin Bahattin. Bir de ekstra Kız İsmet. Kız İsmet. Tabii Kız İsmet de Mehmet Ali Erbil seslendiriyordu. Bence o seslendirmese eksik kalırmış ya o rol. Çok yakışmış. Marmara Kazım'ı söylemiştik galiba. Söylemiştik Marmara Kazım'ı. Peki size soracağım. Bu karakterlerden hangisine ya da hangilerini bir arada görmek isterdiniz aynı filmde? Ya da hangisine bir başrol yakışırdı? Bir yorumlarınızı alalım. Yok arkadaşlar Zeyrek değil. Onu da söyleyeyim. Ya da sokağa yazmışlar. Günümüzde bir film yapılacak olsa bu karakterlerin hangisine mesela atıyorum sadece Gardırop Fuat'ın işlendiği bir film yapılabilir miydi? Yani artık o dönemler geçmiş ya da diğer bahsettiğin karakter. Ama sen okurken şey gibi oldu. Sanki böyle bir takım kadrosu okuyorsun gibi. İşte evet evet. Hiç Rıza, Defansı, Gardırop Fuat'ı. 30 tane şey saymışım ben. Karakter saymışım. Bayağı yani bunlar bence eksik bir de. Benim tespit ettiklerim bunlar. Hani filmlerden falan gördüğüm bunlar. Daha da vardır muhtemelen karakter. Varsa aklınıza gelen arkadaşlar yazın onları. Ve zor iş gerçekten. Bir de onun yarattığı karakterlerin hepsinde muhakkak özellikle o kabadayı olanlarda, mafya babası olan hepsinin bir zaafı vardı muhakkak. İşte Dikiş Tutmaz Sabri'nin Nasır'ı vardı. Ayı Abbas'ın limona zaafı vardı. İşte Yufka Yürek'te bir Gaddar Kerim, Gattar. Yufka Yürek'te bir kiralık bir Gaddar ama Sansar Selim'in prensipleri vardı mesela. O çok önemli. KVKK'yı günümüzde bile çok daha ötede uygulayan bir adamdı. Hiçbir zaman ser verip sır vermiyordu. Ve böyle orijinal karakterlerdi bunlar. Gaddar Kerim filmi olurdu. Olurdu yani Hikmet Taşdemir. Kendisi bile oynar yani şu anda. Bence. Evet. Kamera sürekli alttan yakın çekim yapıyorsa, filmde zincirli motor çetesi varsa film Çetin İnanç filmidir demiş Volkan Doruk. Hocam biz genç kuşak sizin gibi Yeşilçam hakkında bilgileri nereden öğrenebiliriz? Sinemasko'yu takip ederseniz Yeşilçam'la ilgili bir sürü bilgi öğrenebilirsiniz. Güzel reklam oldu sağ olasın. Bir karakterlerle birlikte aslında diyaloglarda da çok güzel şeyler var. Mesela Yedi Bela Hüsnü'de işte şeyin Ünal Gürel'in kahveye girip şimdi ananı laciverte boyadım dediği bir sahne var. Şimdi küfür desen küfür değil, övgü desen övgü değil. Şimdi yıllar o zaman ilk izlediğimi düşünmüştüm biliyor musun? Dedim ya şimdi ananı laciverte boyadım. Yani o kadar güzel naif bir şey ki şimdi onun ağzında söylediğin zaman yani bir hakaretmiş gibi algılanıyor. Ama içine baktığın zaman hiçbir şey yok yani. Çok enteresan tabii. Laflar var. Ana kelimesi geçtiği için öyle oluyor da bir de şu var. Mesela yine Korkusuz Korkak filminde Bombacı Mülayim var. Bombacı Mülayim nam yapıyor İstanbul'da. Ve oraya Taksim'de açtığı Hela'ya hemşire Sevil geliyor. O da diyor ki Mülayim abimi senin gibi ne bombalar arıyor abla. Herkes hani kadının bomba gibi bir kadın falan diyor ama bence Mülayim tersi, Mülayim Sert'e daha doğrusu. Bombayla haşır neşir olmasına bir gönderme vardı bence orada. Ya da ikisini birlikte anlatmak istemiştir Natuk Baytan. Onu da bilemiyorum. Natuk Baytan Beşiktaşlıydı bir de. O sahnede arka tarafta Beşiktaş, Beşiktaş diye bağırıyorlardı. Sahneye her filme eklemiş Beşiktaş'ı böyle. Peki senin Kemal Sunal, Natuk Baytan işbirliğinde en beğendiğin film hangisi? Korkusuz Korkak. O mudur? Bir numara onu mu koyarsın? Ben bir numara o. Sonra şey geliyor işte. Yedi Bela Hüsnü geliyor. Üç Kağıtçı filmi biraz böyle aceleye gelmiş gibi bir film. Nedense. Bana hep öyle geliyor. Çünkü mesela belediye başkanı seçilmesi vesaire falan hiçbir şey olmuyor. O esnada sahne bir değişiyor. Hemen belediye başkanı seçiliyor omuzlarda falan. Ama Korkusuz Korkak komplike bir film. Yani her şeyle gerçekten yani Gerzek Hamdi bile çok güzel oynamış öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani olayı pek anlamasa ama Gerzek Hamdi bile gerçekten çok iyi olmuş. Yani en alt karakterden en üst karaktere kadar başrolden aşağıya kadar hepsi rolünü hakkını vererek oynamış. Bence ilk sıraya ben Korkusuz Korkak'ı yazardım. Ben Tokatçı'yı daha çok seviyorum bir numarada. Yani hı hı. Oradaki özellikle karakterler de çok güzel. Yani Karbonat Erol. Karbonat Erol zaten bombadır. Özellikle o teyip sahnesi çok güzel bir şeydir. Hatta bu arada söyleyeyim o çekimin yapıldığı villayı birçok filmde Natuk Baytan özellikle arabesk filmlerde, Ferdi Tayfurlu filmlerde çok defa kullanmıştır. Hı. Görebilirsiniz. Ben bir numarayı Tokatçı yazıyorum. Tabii bizi izleyenler de şu anda altta yorumları yazabilirler.
Ben Tokatçı diyorum. Ben bende de 5 as var demiş adam. Sakar Şakir demişler. Sakar Şakir demiş kim? Volkan Doruk Bora Sakar Şakir demiş. Üçkağıtçı O da filmin de olabilir. aceleye gelmesinden ziyade o filmin muhtemelen negatifinde bir sorun var. Film sonradan ikinci kere belirli bölümlere tekrar çekilmek zorunda kalmış. İşte özellikle kadın oyunculardan bir tanesinin işte kıyafetinin değişikliği zaten devamlılık hatasının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Rea Yurdakul'un belediye başkanının odasında kafasında bere yokken birden bere beliriyor. Sinek kaydı tıraş varken sakalları oluşuyor. Onun gibi o kadar çok hata var ki herhalde 8-9 tane bu filmde şimdiye kadar yayınladığım hatalar içerisinde bir numaraya koyabileceğimiz filmlerden biri Sabah Üçkağıtçı. ışığın elbisesi değişiyor değil mi? Evet, İçeri onun gidip geliyor değişiyor. adam felç geçiriyor falan. Aynen. O Mesela sahnede. minibüs sahnesinde ilk girişindeki sahnede dışarıdan bakıyorsunuz, arabanın arkasında hiçbir yük yok. İçeriden bakıyorsunuz, bir yük var. Tabii onun sebebi hani negatif yanmasıyla alakası yok. Tamamen işte stüdyoda çekildiği için arka taraf gözükmesin diye şey koyulmuş. Açıkçası o filmle alakalı ciddi böyle devamlılık hatalarının bugün bile izleseniz arada ufak tefek görebileceksiniz. İşte çanta değişiyor mesela. İşte kullanılan aksesuarlar çok fazla değişiyor. Biraz orada özensizlik var. Ama bir kere çok çalışkan bir yönetmen Natuk Baytan. Onu şöyle söyleyeyim. Ekrem Gökkaya'yı hepimiz biliyoruz. Ki zaten bu filmlerin yapımında da birçok noktasında da set amiri olarak çalışmış. Rahmetli Ekrem abiyle yapmış olduğumuz uzun sohbetler vardı telefonda. Ve özellikle biz en çok bunları sorardık. Kemal Sunal filmlerinin setlerinde neler oluyor, ne bitiyor diye. Bize hep Natuk Baytan anlatırdı mesela. İlk aklıma gelen Sakar Şakir'in o tuvalet sahnesi. Yani otobüse indikten sonra sıraya giriyorlar ve Kemal Sunal'ın işte şapkaya işeme sahnesinde. Natuk Baytan şarjör kurdurmuş. Demişler ki ya gerek yok. Yani çok kısa bir sahne zaten. Yani orada sıraya girecekler. Genel plandan alsa, Kemal Sunal'a yakın çekimi yapsa bitti gitti. Ama yok hayır. Onun için 2 saat 3 saat şarjör kuruyorlar. İşte sırayla birlikte şarjör geliyor. Tek tek hepsini gösteriyor. Bir daha gidiyor. Yakın çekim, şapka bilmem ne falan. Ve ciddi anlamda uğraşıyorlarmış açıkçası. Bazen yemeği kaçırıyorlarmış. Mesela Ekrem abi bize onu söylemişti. Mesela öğle yemeği geliyor ama o sahnenin çekimi devam etmek zorunda. Ve diyorlar ki işte yemekler kalsın ondan sonra çekim bitsin falan. Öğle yemeği akşam yemeği oluyormuş yani. Ama mesela Kartal Tibet'te böyle bir şey yok. Ona Allah rahmet eylesin ama geçenki röportajını da yayınladık. O da diyor ki yani bir insan bir kapıdan kaç defa girebilir ki arkadaş diyor. O kamerayı koyuyor. Oyuncu giriyor. Tek plan çekim bitti gitti. Ama Natuk Baytan'ı izleyin. Yani bir sahnede kaç farklı açıdan, kaç farklı işte ifade, mimik, yürüme ne derseniz deyin çok ciddi bir özen ve çok ciddi bir emek var. Yani bu da yatsınamaz açıkçası. Natuk Baytan bir de oyuncuyu çok serbest bırakan bir yönetmenmiş. Çok doğaçlama yapabilirsiniz. Zaten oynadığı yani beraber çalıştığı oyuncular da doğaçlamaya çok müsait. Yani Cüneyt Arkın doğaçlama dayak atmaya çok müsait. Kemal Sunal doğaçlama komediye çok müsait. Bu arada Meral Yılmaz demiş ki mülayim diye bağıran ev sahibi Cadalız kadın da süperdi demiş. Onu da okuyayım. Başka Ekrem abi Natuk Baytan'ı inanılmaz severdi. Cenazesinde yıkanmaya kadar bile yanındaymış. Evet. Kırmızı Fener Sokağı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O da değil. Başka bakayım başka mesaj ben göremedim. Olursa yorum Ama şu ana kadar okurum. hala cevap bulamadık yani bulunduğu sokağın ismiyle alakalı. Bence bir ipucu daha ver. Yani filmlerinde olan bir şey dedin ama bence Şöyle bir ipucu daha vereyim. Google Maps'i açın. Fatih'teki bütün sokaklara bakın. Size en yakın gelen sokak hangisiyse ver. o. Çok güzel. Birazcık daha Hayır yok şey şu an yapalım. Natuk Baytan muhabbetine en yakın hangi sokaksa Fatih'teki bütün sokakları listeyle alfabetik olarak göreceksiniz. Wikipedia'da yazıyor mu bilmiyorum. Yazmıyordu zannedersem. Az önce bir arkadaşım demiş ki Wikipedia'yı açacağım en sonunda. Galiba yoktu. Yani tam emin değilim. Şimdi yoktu demeyeyim de ama ben göremedim sanki ya. Uzun zaman önce bakmıştım. Yani şimdi Yeni 80 ekleyen tane birisi film olduysa. mi var? 80 tane filmi de şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Yani cevap o 80 tane filmden biri de olabilir deyip ben daha da alanı biraz daha daraltayım senin için. Ama ne yazık Turgut ki Özatay hala şey. sokak değil. O Söyleyelim. da çok De iyiydi. Kemal Sunal tabii Natuk Baytan 1986'da vefat ettikten sonra son filmleri Tarzan Rıfkı'ydı galiba. Ondan sonra Duvardaki Kan dizisini çekmeye başlıyor. Onun, hatta dizi yayınlanmaya başladığında
ilk bölümden sonra galiba vefat ediyor o Ya ilk bölümü dönemlerde. izlemiş herhalde, ikinci bölümü Evet. izleyemeden vefat etmiş. Doğru. Vefat ediyor. Akemasu ondan sonra hep böyle güldürü türünde değildi. Artık toplumsal içerikli, daha drama yakın filmler çekmeye başladı. Geçen de konuşmuştuk mesela Namuslu'yu konuşurken. Şener Şen toplumsal filmlerden komediye geçiş yaparken Kemal Sunal biraz daha o tarafa doğru toplumsal filmlere geçiş yapmıştı. Ve ondan sonra peki Kemal Sunal Natuk Baytan'dan sonra komedi özelliğini ya da ne bileyim güldürebilme özelliğini ya da işte insanlara bu açıdan yaklaşma özelliğini kaybetti diyebilir miyiz? Ya onu söyleyebiliriz ama şimdi oraya bağlantılı ben sana şu soruyu sorayım. Az önce sevdiğim filmi sordum. İkilinin sevdiğim filmini söyledin. Sevmediğin en kötü film hangisi? Ya ben Avana Kaptı'yı hiç sevmedim ya nedense. Ama gene de onun bir kitlesi var. Şimdi orada da bir şey var ama ben sana şimdi Tarzan Rıfkı desem. Tarzan Rıfkı da zorlama bir filmdi ama yine Saadettin Erbil'le Dinçer Çekmez hatırına ben o filmi seviyorum. Ama Avana Kaptı'yı nedense bir türlü benimseyemedim, sevemedim. Yani Sakar Şakir'i bile sevdim, öyle söyleyeyim. Ama Avana Kaptı'yı nedense o da mesela özellikle onun Ünal Güren oynadığı neydi? Barut Osman. Barut Osman'la sürekli karşılaşmalarında işte o komiser Atilla Ergün'ün sürekli bir yerlerden çıkması çok zorlama gibi geldi bana o hikaye. Çok karikatürize, çok zorlama. Güldürmüyordu. Ama hani yine Tarzan Rıfkı yanlış anlamaları, karakterleri mesela Palabıyık Raki burada yazmadım galiba. Palabıyık Raki karakteri ki çok müthiş bir karakterdi bence. Saadettin Erbil'in sürekli mesela şey diyordu. Bu sefer de olmazsa ananı çifte telli oynatırım diyordu. Az önceki işte ananı laciverde boyadım küfürü gibi. Küfür değil ama ne olduğu belli değil. Bu da işte ananı çifte telli oynatırım falan diyordu ya. Evet. Bunun gibi replikleri vesaire falan izlenebilir kılıyordu. Gerçekten çok büyük bir oyuncu Saadettin Erbil. Dinçer Çekmez de öyle. Zeki adında ama bir sürekli saçma sapan fikirler veriyor. Sana Zeki ismini verelim vesaire falan diyordu. O biraz daha izlenebilir bence. Ama Ana Kaptı'ya ben bir türlü ısınamadım. Ben şunun için söyledim bunu. Tarzan Rıfkı'nın ben size biraz çekim hikayesini anlatayım. Artık Natuk Baytan biliyorsunuz kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Ve kanser rahatsızlığından dolayı hem bir kere ciddi bir parasal bir ihtiyacı var. Hem de sağlığı çok bozulmuş durumda. Bu filmlerin hepsi Cem Film adına çekiliyor o zamanlar. Yahya Kılıç, işte Dündar Kılıç'la birlikte yapılan çalışmalar. Ve diyorlar ki Yahya Kılıç, ya Natuk Baytan artık iyice rahatsızlanmış. Bu Tarzan Rıfkı filmini yönetemez. Bunun için başka bir yönetmen bulunsun diyor. Fakat işte Kemal Sunal olsun, o ekibindeki insanlar olsun, paraya ihtiyacı olduğunu bildiklerinden dolayı diyorlar yok abi öyle bir şey yok. Bu filmi devam ettirebilir, çekebilir diyorlar. Ve Tarzan Rıfkı filminde aslında Natuk Baytan neredeyse hiç yoktur. Genelde sette vardır. Bir kenarda oturmuş veya yatmış, uzanmış, dinlenmiştir. Asistanları filmi yönetmiştir. Ve dikkat ederseniz mesela ne bileyim işte Avanak Kaptı ile Korkusuz Korkak'la Üç Kağıt'a yan yana koyduğunuz zaman sinema dilleri çok farklıdır onların. Yani görüntü, çekim aşamaları bilmem ne çünkü asistanları yapmış o filmi. Ve Ekrem abi de özellikle bunu, Ekrem Gökkaya da söylüyordu. Biz onu kendi içimize idare etmek durumundaydık. Çünkü Ahde Vefa diye bir şey vardı. Eğer onu biz Natuk Baytan'a çektirmeseydik bir kere yönetmenlik ücreti alamayacaktı. Herhangi bir geliri olmayacaktı. Çünkü hastaydı. Ve biz onu o şekilde kendi içerimizde o filmi bitirdik. Ama o film hiç güzel olmadı diye kendisinin de bir ifadesi vardır. Bence zaten Kemal Sunal'ın herhalde belki en komediyi yavaş yavaş bırakmaya başladığı veya çok komik olmadığı filmlerin başlangıcı da buradan sonrasında çorap söküğü gibi Ondan geliyor. sonra Yani zaten çekmiyor. Az önce bir arkadaşımız Gol Kralı yazmış da Gol Kralı Kartal Tibet'in filmiydi evet doğru. Daha eskilerden aynı zamanda. galiba. Yani o dediğim gibi Natuk Baytan zaten bu filmi çektikten sonra yani dediğim gibi hasta yatağında çekiyor Tarzan Rıfkı'yı sonra ve duvardaki kanı çekiyor. Duvardaki kandan sonra zaten hastalığı iyice nüksettikten itibaren sonrasında da vefat ediyor. Ben o yüzden en sevmediğim filmi Tarzan Rıfkı olarak söyleyebilirim. Yani bir Natuk Baytan dili orada olmadığı için bana çok böyle şey gelmiyor konu olarak da. Mesela ben Atla Gel Şaban'ı da çok severim. Ama Atla Gel Şaban'ı belki yine izleyeceğimiz ilk defa duyacaktır. Aslında bir İngiliz tiyatro oyunu. Yani tamamen
hemen bizim sanki bakıldığı zaman bir Türk işi filmi gibi durmasına rağmen, işte niye Veli Efendi'de atlar var, bilmem ne var, işte Nevra Serezli, kötü kaynana, bilmem ne. Aslında öyle bir film değil. Tamamen bir devşirme bir film. Filmin orijinali tamamen İngiliz bir komedi filminden. Yine at yarışına düşkün olan bir adamın, işte filmde de anlatıldığı gibi bahisleri önceden bilip mafya, oradaki mafya bizdeki biraz daha farklı, elinden kurtulmasını anlatıyor. Biz birazcık daha onu Türk işine çevirmişiz ama başarılı bir uyarlama bence. Ve oradaki... İlk uyarlamasını o zaman Aydemir Akbaş kendi filminde yaptı. Çünkü senaryo Doğru. Aydemir Akbaş'ındı. Doğru. Aslında o da oradan almış aynı şekilde. Devamında da işte Atla Gel Şaban'a uyarlanmış. Şimdi tabii şey yapılabilir. Filmde Kemal Sunal'ın adı Niyazi. Niçin filmin adı Atla Gel Şaban diye sorulabilir. Okuduğunuza inanmayın arkadaşlar. Birçok şey var. Yeni yeni hesaplar açıyor. Ben burada küçük bir parantez açacağım Sedat. Yeni yeni hesaplar açılıyor ve o hesaplarda hiç doğru olmayan bilgilerden şey yapılıyor. Yayınlar yapılıyor. Yani bir çok sürü var. Doğruymuş gibi böyle insanlar onu atlatıyor. Bakıyorum işte 2000-3000 tane beğeni almış ama yanlış, yalan. Mesela en çok bilinenlerden biri Hulusi Kentmen'in işte durakta otobüs beklediği o görüntü aslında bir filme ait bir görüntü. Ve adamın 60'lı yıllarda, 60'lı 65'li yıllarda şeysi var. Arabası var, evi var. Yani bir dünya imkanı var o bahsedildiği gibi. Bir de sadece oyuncu değil bu adam. Fukara değil. Denizci, subay adam bir de zaten. Aynen. Ondan sonra öyle. Geliyor ve malı mülkü yani var yerinde, hali vakti yerinde bir adam. Fakat şu var, sosyal medyada hani hep şöyle bir şey vardır ya, Facebook'ta halen bile görürüz. Bir tane yaşlı teyze koyarlar, işte elini şöyle yapmış, işte alta şey yapıyor, çekme kızım beğenmezler bizi falan. Altta hemen bizim milletimiz, özellikle 50 yaş üstü, yok beğeniriz teyzem falan diye beğeniyorlar mesela. Bir bakıyorsun 10 bin beğeni olmuş. Nesini beğeniyorsun? Ya alttaki yazıyı beni çok etkiledi falan. Neyini etkilemiş çok merak ediyorum. Bizim memlekette bu tip böyle ajitasyon hikayeler satıyor. Yani işte bu Niyazi meselesi de, ben mesela bununla ilgili bir gazete küpürü gördüm. Kemal Sunal, Nevra Serezli yeni bir film çekiyor. Filmin adı henüz belli değil. Film çekiyorlar, belli değil. Muhtemelen hani Şaban çok sattığı için o dönemde koymuşlardır. Bence ilk ismi o değildi, başka bir Ama şeydi. Benim duyduğum, bahsettiğim sosyal medya hesaplarından biri şunu söylüyor. Filmi çekmişler. Filmin ismi Atla Gel Şaban'mış aslında normalde. Yani kendi şeye göre. Bir tane çocuğa vermişler. Demişler git afişleri sen bastır. Çocuk oraya gitmiş. Ya demiş bunun adı Niyazi. Atla Gel Niyazi filmin adı. Ya Niyazi de isim mi olur diye. O çocuk filmin adını Atla Gel Şaban yapmış. Ya böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani bir tane atıyorum 12-13 yaşındaki çocuğa afiş bastırmaya zaten göndermezler. Yani öyle bir şey yoktur. Onu gönderip o çocuğun ismi, o filmi, o, velev ki o ismini koydu. Yani Atla Gel Niyazi'ydi filmin ismi. Ama Atla Gel Şaban yaptı. Ya afişleri değiştirmekten daha kolay başka bir şey yok. Yani jenerik hazırlanıyor bunlar için. Şey yapıyor ama bunu yapılmış ve altına yorumları okuyorum. Ya bilmiyordum, vay gördüm ufacık çocuk sinemaya yön vermiş bilmem ne şöyle böyle. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Yani bunlara inanmayın. Yani bunun gibi birçok hesap var. Size doğru olmayan bilgiler veriyorlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Filmin tamamen ticari getirisiyle alakalı bu konu. Dediğin gibi evet, filmin başlangıçta bir ismi yok. Kemal Sunal Şaban isminden çok fazla sıkılıyor. Filmde birkaç filmde zaten isimlerini değiştiriyordu. Burada da Niyazi ama ya biz diyorlar Atla Gel Niyazi yaparsak ya da işte başka bir şekilde Şaban ismi geçmezse filmde gişede sıkıntı yaşayabiliriz diyorlar ki Tarzan Rıfkı zaten mesela filmin adı. Yani niye orada Tarzan Şaban değil? Yani orada karakterin adı Rıfkı mesela. Oradan bile anlaşılabiliyor aslında bu Şaban isminden sıkıldığı. Ve o yüzden gişe kaygısından dolayı filmin adı Atla Gel Şaban ama karakterin adı Niyazi. Ben bir şeyin çok bilinmeyen bir filmi var. Mutlu Baytan'ın. Toprağın Teri. Bu filmde öyle güzel bir çekim tekniği uygulamış ki toprağın içerisinden el çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor iki tane el. Bir evi bu şekilde yakalıyor. Benim aklıma hep şey, geçen hafta bir Hobbit serisi yaptım. Hobbit'teki Hobbit filminin seslendirme kadrosunu falan paylaştım. 29 tane falan videoydu galiba. Son filmde Hobbit Beş Ordu'nun Savaşı filminde toprak yiyenler vardı. Natuk Baytan buna ilham olmuş olabilir mi? Acaba.
Yalnız sahneyi bence o filmi izlesene ilk başta zaten 5 ilk 5'in 5. dakikaya kadar galiba işte zaten başroldeki kadın oyuncunun rüyası aslında bu. Çekmiş böyle küçük bir şey orijinal çekilen evin aynısının maketini yapmışlar. Bir tane böyle simsiyah çamurlu iki tane el muhtemelen kadın eli galiba o. Şöyle yakalıyor Tabii. evi yıkıyor falan. Çok garip. Hatta çocukluk travmalarımız falan diye böyle bunu da yazmışlar gördüm ben. Filmin işte yorumlarına vesaire falan. O filmi izlemiş miydiniz daha önce bilmiyorum da. Yok, ben izlemedim açıkçası. Şimdi cameo'lardan bahsettik. Natuk Baytan'ı tanımayanlar için bence bu filmleri izlediklerinde ya bu muymuş Natuk Baytan demeleri için birkaç tane bilgi vereyim. Avanak Apti filminde Avanak Apti boyacı arkadaşıyla birlikte bankaya geliyor. Hani şu meşhur para şeysiyle ilgili. Orada banka veznesine şöyle uzanmış bir beyaz saçlı bir adam var. Ve müşterinin yanından geçerken Kemal Sunal dönüp ben bu adamı bir yerden tanıyorum dediği kişi işte filmin yönetmeni Natuk Baytan orada. Aslında güzel de bir gönderme var. Yani ben bunu bir yerden tanıyorum dedi. Yani filmin yönetmeni. Senin ilk yayının başına söylediğin Yedi Bela Hüsnü'nü de en başta duran, yani o cihazı kapatan, az önce anlattığım cihazı kapatan paltolu gözlüklü adam. Beyaz paltolu. Oya Aydoğan'ın hemen yanında duruyor kendisi. Sakar Şakir filminde ilk Kemal Sunal'ın bakkala el koyup da bütün malları dağıttığındaki sahnede Alişe'nin tavla oynadığı kişi. Onda böyle yan taraftan gözükür. Çok fazla gözükmez şu gözün belirli bir bölümü arka tarafından gözükür. Orada tavla arkadaşı olarak görürüz. Hatta Gel Şaban'da bahis yapıp gişede bileti yatıran kişi olarak görürüz Natuk Baytan'ı. Sonrasında Kemal Sunal geliyor. Aynen. Sahte Kabadayı filminde işte avukatın gelip o mafya babalarıyla birlikte oturduğunda beyaz ceket içerisinde bir mavi gömlekle birlikte yine gözlüklü bir şekilde durduğu Natuk Baytan'ı görürüz. Bunlardan önce Kemal Sunal filmleri dışında da Yalnız Adam filmi var. Yalnız Adam filmindeki biz bu hatayı da yayınlamıştık daha önce. Erol Taş'la Cüneyt Arkın bir bar sahnesinde karşılıklı konuşurlar. Ve tam ortalarında da Natuk Baytan vardır. Konuşma bittikten sonra Natuk Baytan kameraya bakıp stop der mesela. Filmin o kısmı atılmamış. Yani kamera olarak montajcı abi dursun demiş muhtemelen. Bu hikayeyi de biz yazalım ya. Bir hikayeyi de biz yazalım ya. Aslında orada montajcı Natuk Baytan'ı bitirmek için yapmış bunu. Sinemaya yön vermiş adam biliyor musun? Aynen öyle. Gönderme yapmış filan diyebiliriz. O güzel bir şey. O hatayı olarak yayınlamıştık orada. Stop diyor. Bununla ilgili Zeki Alasya'nın da birkaç tane böyle filmi var. Yönetmenlik yapıp hem oyuncu olarak oynadığı bazı filmlerde stop diye ağız okunuyor zaten. Ne kadar orada dublaj yapılmasa bile. Ama montajda atılmamış. Bu arada yine sorumuzu hatırlatalım. Yani yayınımızın 3'te 2'lik bölümünün sonuna geldik neredeyse. Ama hala Natuk Baytan'ın nerede oturduğunu bulamadık. Evet evet doğru cevap gelmedi. Natuk Baytan İstanbul Fatih'te yaşıyordu arkadaşlar. Fatih'te hangi sokakta oturuyordu? Bunu bilen kimse var mı? Yani yayının sonunda söyleyeceğiz. Söylediğimizde bunu nasıl düşünemedik falan olacak. Ben söyleyeyim size. Yani. Bunu söyleyecek arkadaşlar. Yani kimsenin bilemeyeceğini bilsek de şöyle çeyrek altın, büyük altın o tarzda bir, bir şeye girseydik de heyecanlı olsaydı yani. Aslında ben cevap biri söyler diyordum ya. Ama ne yazık ki kimseden çıkmadı. Ben yayın öncesi sana sordum. Sen direkt söyledin. Dedim ki kesin birçok kişi bilir bunu o zaman. Ya, hani ama şey biraz meraklıları bilir ya. O güzel bir detay olduğu için. Herkesin bilmemesi doğal. Ama dediğim gibi filmlerine bir bakın. Filmlerin içerisinde var o sokağın ismi. Oradan yakalayabilirsiniz. Sokak cadde değil, semt de değil. Fatih'te bir sokakta. Hangi sokak? O Akdeniz Caddesi'ne yakın demiş muhtemelen. Akdeniz Caddesi o Fatih Camii'nden aşağı doğru inen cadde. Ben aha doğru bir dakika. Aha, Berk Kurt Battalgal Sokak demiş. Doğru cevap oydu. Doğru. Evet, bravo Berk Kurt'u not alalım. Berk Kurt. Doğru Berk cevabı not, bilen Berk. İlk kişi Kurt. Berk kardeşimiz oluyor. Battal evet. Gazi Sokak. Yani filmlerinde de Battal Gazi filmlerini çevirmiş olan Natuk Baytan'ın oturduğu sokağın adının Battal Gazi olması da ayrıca bir tesadüf yani. Acaba o sokaktan etkilenerek mi o karakteri yaptı? Hatta şöyle bir şey var. Yüz Numaralı Adam filminde Cem Erman ile Oya Aydoğan karşısında Osman Seden var.
İşte diyor halk diyor işte yutmuyor o milyonluk karı bunları yiyorum falan diyor bu dolmayı yiyorum ama halk yemiyor dolmayı falan diyor. Biz diyor halktan birisini bulalım onu çıkartalım falan deyince yoksa diyor küçük hanım yeni bir battal gazi mi yaratmaya çalışıyor falan. Dincer Çekmez'in tonlamasıyla söylemeye çalıştım o seslendirmişti çünkü. Orada da Osman Seden bir Natuk Baytan'a bir gönderme yapmış olabilir. Peki seslendirme noktasına bakarsak Sedat, bu filmlerde Saadettin Erbil ağırlığı çok fazla hissediliyor. Belki de bu filmlerin bu kadar Natuk güzel olmasının sebeplerinden biri de bence Saadettin Erbil. Katılır mısın bilmem. biz tabii Yeşim Erbil'le biz yayın yaptığımızda Natuk Baytan özellikle Saadettin Erbil'e teslim ediyormuş filmlerin seslendirmesini. Özellikle Kemal Sunal filmlerinin seslendirmesini o ekibe belirliyor. İşte Devrim Parçan var. Genelde Hakkı Kıvanç'ı seslendirirdi. Hadi oğlum bırak falan filan der. Devrim Parçan seslendirdi işte Hakkı Kıvanç'ı. Dinçer Çekmez yine onun filmlerinde. Ayşin Atav şeyde yine olmasa bile var. Nevra Serezli oynamasa bile var. Nevra Serezli seslendirmede yine aynı şekilde. Ve bunu Saadettin Erbil yönetmenliğinde yapmaları, genellikle onun yönetmesi çok önemli. Mesela şu eşleşmeyi kim yapmış bilmiyorum. Üç Kağıtçı filminde muhtemelen yine Saadettin Erbil yapmıştır. Arif Efendi. Üç Kağıtçı Arif Efendi var ya Yağmurcuğum. Onu Evet. Rıza Pekkutsal'ın seslendirmesi. Durup durup zındık falan demesi. Kafir falan demesi rahmetlinin. Çok başarılı bir eşleştirme. Onlar zaten o filmden önce çekildi galiba Korkusuz Korkak. Yine beraber oynuyorlardı. Şeyde şirkette. İkisi beraber oynuyordu. Zeki Alpan'la beraber Rıza Pekkutsal. Bu seslendirmeleri falan mı yapıyordu? Mesela Ferdi Tayfur'la Esen Günay eşleştirmesini zannedersem Natuk Baytan yapıyor. Ve O da özdeşleşiyor. çok Çok yakışıyor Ferdi başarılı. Tayfur'a. Evet, Evet, o çok da çok başarılı bir başarılı. eşleştirme. Ferdi Tayfur'u Torun Karacaoğlu'nun da Abdurrahman Palay'ın da seslendirdiğini hatırlıyorum ama Esen Günay kadar hiçbiri yakışmamıştır. Yani ben Saadettin Erbil'in özellikle şöyle bakıyorum. Korkusuz Korkak'taki mesela Ayı Abbas seslendirmesi çok iyi. Yani yeme kardeşim, yeme limon, yeme. Ayağının altını Tabii yutun, tabii tabii yeme tabii. filan. Yani oradaki baktığınız zaman sanki Turgut Özatay oynamıyor. Saadettin Erbil oynuyor yani sadece seslendirme değil bu adamların hepsi tiyatro kökenli olduğu için çok güzel doğaçlama senin de başta söylediğin gibi doğaçlama yetenekleri çok fazla. Yani orada seslendirmeye adeta ruhunu katıyor. Mesela bakıyorsunuz Ayı Abbas'ta bir kötü adamı canlandırıyor ama Tokatçı'ya geliyorsunuz Tokatçı'da da Şevket Altuğ seslendirmesi bambaşka. Yani şimdi Şevket Altuğ başka biri seslendirseymiş belki o kadar etki yaratmazmış. Yani orada mesela kötü adamlardan birini seslendirmeyip yani orada da aslında belki Şevket Altuğ'un karakteri çok normal bir karakter değil ama iyi adam kategorisine sokabiliriz. Hani Tabii. o vurguları, o hareketleri, mimiklerini çok güzel yansıtmış bence. Yani sadece mesela Karbonat Erol da seslendirebilirdi Saadettin Erbil. Yani cüssü olarak da, yapı olarak da Ama şey ama Sakar Şakir de Gardırop Fuat'ı da seslendirdi. evet. Ben mesela sinemamızda Saadettin Erbil'le beraber Pekcan Koşar'ı bu şekilde ve Kamran Usta'yı başarılı buluyorum. Hangi açıdan? Seslendirdiği her oyuncuyla bütünleşme kapasitesine sahip. Yani onu öyle güzel seslendiriyor ki bir bakarsınız mesela Şevket Altuğ seslendiriyordu ya aynı sesin Erol Taş'ın o meşhur kahkahası olduğuna kim inanır? Hiç kimse inanmaz çünkü çok farklı bir tonda gitmiş. Role o kadar çok kendisini kaptırmış ki o kadar çok güzel seslendirmiş ki Şevket Altuğ'un içerisinden o üç kağıtçı dolandırıcı adamı çıkarmış. Şimdi Şevket Altuğ ondan birkaç sene evvel şeyde oynuyordu. Aile Şerefi filminde oynuyordu. Evet. Şimdi Aile Şerefi filminde Vala Önengüt seslendirmişti. Çok böyle tamam role uygun bir seslendirmeydi o. Ama Şevket Altuğ'un içindeki o zıpır adamı, o oyunculuğunu o kadar yükseltmişti ki bence Saadettin Erbil'in başarısı yadsınamaz. Çok müthiş bir Ya seslendirmeydi da o. Hasip ile Nasip de mesela Şevket Altuğ mesela oradaki seslendirme yani basit bir seslendirme öyle söyleyeyim. Ama dediğin gibi buradaki Tokatçı'daki vurgu ön plana çıkması aslında baktığın zaman sanki filmi Kemal Sunal, Şevket Altuğ'dan ziyade Kemal Sunal, Saadettin Erbil çevrilmiş gibi bir şey var. Ve bence Natuk Baytan filminin başarısı seslendirmeyle de alakalı. Az önce konuştuğumuz gibi belirli isimlerin bu filmin hepsinde yer alması. Mesela Turgut Özatay neredeyse bu filmlerin gediklisi. Yani olmazsa olmazlarından biri aynı zamanda. Doğru Seslendirmede bir insanlar de ya. Timuçin Caymaz var. Seslendirmede Natuk Baytan filmlerinde çok fazla var Timuçin Caymaz. Hatta
hangi filmdi? Tokatçı filminde Ali Şen'i seslendirmişti. Sürekli şey Hasan Ağa'yı Evet. oynuyordu Ali Şen orada. Onu da çok başarılı seslendirmişti. Bu eşleşme çok önemli çünkü Ali Şen'i yıllarca Rıza Tüzün seslendirdi. Ve Güzel Nubar Terziyan'la seslendirdi. beraber tabii Ali Şen'e çok yakışıyordu ses. Şimdi Rıza Tüzün 79 yılında vefat ettikten sonra Ali Şen'i Saadettin Erbil'le seslendirdi ama Timuçin Celmas bence çok daha yakışıyordu. Tamam, Üçkağıtçı filminde şey vardı. Saadettin Erbil konuşmuştu Ali Şen'i. Ama Timuçin Celmas bence biraz daha yakışıyordu Ali Şen'e. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünürler. Bu arada bizim kendi yayın öncesinde de konuştuğumuz ve yayında da bahsettiğimiz şeyle ilgili çok üstüne durmadık. Yani bu karakterlerle bir film çevrilecek olsa hangi karakteri ön plana çıkartırsınız diye sormuştuk ama o şeyle ilgili çok Tam Saadettin şey Erbil'den konuşurken vermedi. Yeşim Erbil'i gördüm. Saadettin Erbil'in kızı. Katılmak ister mi sohbetimize bilmiyorum ama müsaitse değilse de selam vermiş olalım. Bu karakterlerle ilgili evet hani hangisiyle film çekilebilirdi? Şu an mesela o karakterlerden bir tanesinin başrolü olsa kim Gardırop oynar? Fuat nasıl bir karakter sence? Gardırop Fuat Mesela Gardırop ya Fuat o nereden geliyordu? Otobüse binmiş ya. Otobüse binmiş geliyordu Gardırop Fuat. Yolları kesişiyor. Mesela hani dedik ya Hapishaneden bunların çıktım geliyorum diyordu ya. ha 6 aydır mesela hapishanedeydim diyor. ha mesela ne oldu, ne bitti? Mesela o background'a geri dönüp onunla ilgili belki öyle bir film Gardırop Fuat olabilir mesela. Gardırop Fuat'ın eşini kim oynuyordu? Gardırop Fuat'ın eşini Ayfer Evet. Tamam oradan girelim. Ferah oynuyordu. Yani her şey değil bak o mahalle kurgusu hayal et o mahalle kurgusu gene aynı karakterler Gardırop Fuat işte Ayfer Feray Ali Şen ondan sonra güzel bir film çıkmaz mıydı Gardırop Fuat adında mesela yapılabilirdi aslında. Ya Gaddar Kerim demiş. Mesela Gaddar Kerim'le Sansar Selim'in maceraları olabilirdi. Bunların ikisinin temizlediği adamlar falan. Bu olabilirdi. Kız İsmet. Şeye hiç değinmedik. Kız İsmet. Kız İsmet kesinlikle. Mehmet Ali Erbil seslendirecekse olsun. Mehmet Ali Erbil'in ben seslendirmelerini çok beğeniyorum. Ya, yani oyunculuğu falan da çok iyi. Gerçi farklı mecralarda daha popüler olsa da ben oyunculuğunu ve seslendirmesini beğeniyorum. Şöyle ki babasından aldığı mirası gerçekten çok iyi devam ettirdi belli bir süre. Hastalığına kadar Allah şifa versin inşallah tamamen Amin. iyileşir. O ayrı bir durum. İnşallah. Seveni var sevmeyeni var. Ben Mehmet Ali Erbil'i gerçekten seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Diğer sanatı dışındaki konularla da çok ilgilenmiyorum. Beni de çok ilgilendirmiyor. Bunu da Ben söylemiş oldum. bir Kara Mürsel'li Deli Hamdi demiş. bir parantez açayım Mehmet Ali Erbil ile ilgili. Biz bu hafta bir paylaşımda bulunduk. İşte Superman, Geleceğe Dönüş, Batman, Beter Böcek filmlerindeki seslendirmelerine yer verdik. İnsanların kulaklarında belirli insanların belirli sesi kalmış. Mesela Geleceğe Dönüş'teki Marty dediğiniz zaman herkesin aklına gelen Yekta Kopan oluyor. Veya işte Rocky filminde Sezai Aydın'ın olduğu gibi. Veya işte rahmetli Alev Sezer'in Bruce Willis'i sesi olduğu gibi. Nedense Mehmet Ali Erbil'in ben çok yadırgamadım ama Geleceğe Dönüş'teki, Batman'deki seslendirmelerini çok fazla beğenmediler. Ya alttaki yapılan yorumları okuduğumuzda ya işte bizim Alışkanlık. alıştığımızın dışında bir şey alışkanlıkla yok. Ama Beter Böcek kesinlikle tam böyle Mehmet Ali Erbil'e yakışan bir ses. Yani aynı Şirek'teki eşek gibi. Ben orada doğaçlama olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle baktığın zaman ağız senkronu bazen tutmuyor da çünkü bence ağzına geleni orada söylüyor. Mesela o filmin sahnesinde işte kadının dudaklarına yapışıyor bilmem ne yapıyor. Adamla bir gırgır şamata yapıyor Beter Böceğin şeyinde. Veya geç Şirek'te Okan Bayülgen'in ikisinin uyumu keza aynı şekilde. Belirli insanlara belirli sesler çok yakışıyor ama Türk sinemasını bence Türk sineması yapan en önemli şeylerden biri bu seslendirme sanatçıları. Az önce değindiğimiz gibi yani Saadettin Erbil dışında o kadar çok isim var ki bugün kulaklarımızı birçok insan bugün Türkan Şoray'ın hala kendi sesi olduğunu zannediyor. Veya Hülya Koçyiğit'in kendi sesi olduğunu zannediyor. Ama öyle değil. Gidenlerin hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Aramızda olanlar da uzun ömürlü Temmuz'un diyoruz. 29'uydu şey vardı. Nevin Akkaya'nın doğum günüydü o gün. Kaç 96 sene yaşadı galiba Nevin Akkaya. Bayağı da yaşamış ne güzel. Ben tanışma
şerefine nail olamadım. Zaten ömrünün son deminde kimseyle görüşmüyormuş. Özellikle son 10 senesinde pek kimseyle görüşmemiş. Öyle duydum, bilmiyorum. Yani şahit olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bir şey var. Doğum günde paylaşım yaptım. Türkan Şoray'la seslendirmelerini falan paylaşım yaptım. Halen bile Sultan filminde Türkan Şoray'ın kendi sesi olduğunu düşünenler var. Ama bence Nevin Akkaya olmasaydı o kadar başarılı olmazdı Orhan. Aynen öyle. Yani. Kesinlikle. Yani orada Jean Mahto Ayral Tözüm'ün zaten ayrı bir başarısı var. Ama Sultan filminde dediğin gibi Nevin Akkaya resmen sanatını konuşturmuş. Öyle söyleyelim. Yani bambaşka bir seslendirmenlik var orada. Kesinlikle öyle. Bu arada Natuk Baytan sadece biz Kemal Sunal, işte Cüneyt Arkın ya da Ferdi Tayfurlu filmleri değil. Mesela şey var, Robert Widmark onun filmlerinde o seslendirmişti. Hatta Sadri Alışık'ın o Laz babayı oynadığı şeyden atladığı sahne var ya, Evet. otel Evet. havuza doğru canım evladım Canım falan dedi. Sadri evladım. Alışık'ın baş belası filmi. Widmark'ın diğer iki filmin de yönetmeni o. İlk Battal Gazi filminden sonra çekilen diğer üç film Natuk Baytan'ın filmi. Hatta Cüneyt Arkın anlatmıştı, rahmet olsun, akrep bulamadık. Akrepler daha sonra ölmüş müydü? Sıcaktan bir şey telef oldu. Sete dibini sokuyorlar akrepler. Bayağı bir ciddi sıkıntı yarattıklarından dolayı akreplerle çekmekten vazgeçiyorlar. Ve şey yapıyor, diyor ki Kara Fatma'nın üzerine diyor akrep kıyafeti giydirdik. Kostüm dikmişler. Tabii bunu işte düşünen Natuk Baytan ve böyle de işini saygıyla yapan akrep olsun o zaman madem Evet. böyle. Nehre Ama bahsettiğim biraz önce bırakılıp bir karıştırılan kardeşler, kapıya zincirlenen Battal Gazi gibi sahnelerin altında yine o varmış. Evet. Şimdi bahsettiğin az önceki Erler Film imzalı olan filmler. Bunlarda mesela ilginç bir şey çıkıyor. Mesela o zaman Tarık Akan'ın aslında Arzu Film'le anlaşması var. Fakat Erler Film'de yer alıyor. İşte Sadri Alışık'ı Erler Film'in bir yapımında görüyoruz mesela. Kendisi genelde Hulki Saner filmlerinde hep oynamış bir isimdir. Natuk Baytan'ın burada olması çok ilginç. Çünkü Türker İnanoğlu birçok filmin zaten kendisi yönetiyor veya çalıştığı belirli isimler var. Röportajında kendisi de söylüyor. İşte bayağı yükselişte olduğu bir dönemde Natuk Baytan'ın bu filmleri çekmesini istiyor. Ve ortaya da bence de güzel filmler çıkıyor açıkçası. Yani baktığınız zaman eğlenceli, komik filmler. Öyle. Şimdi Tarzan Rıfkı filmini beğenmediğini söyledin ama şöyle de bir şey var bak. Onu söyleyeyim. Not almıştım şimdi o geldi. Kiralık ev arama sahnesi. Evet. 1986 geldik 2023. 30 küsür sene geçmiş. Değişen hiçbir şey yok ya. Araplara, Yine orada da Arap Araplara, Acemlere yaptırdılar. falan veriyor. Ya Seydi falan geliyor. Değişen hiçbir şey olmamış memlekette. 30 Evet. senede, 30 küsür senede, 40 seneye yakın oldum. Böyle de bir öngörülü adam Natuk Baytan. Onu da Açıkçası biz eklemiş hani olalım. çok siyasi şeye girmiyoruz ama mesela yine orada da bir parantez açayım. Levent Kırca paylaşımı yapmıştık. Bundan herhalde bir ay kadar önce hala izleniyor. 5 milyondan fazla izlendi, görüntülendi, birçok insan paylaştı. Ya işte herkes diyor ki ya 20 yıl önce de 25 yıl önce de oradaydı. Çünkü emekli Hilmi Bey maaşını yetiştirmeye çalışıyordu. Ya bu ülkede emeklilerin durumu, memurun durumu yani konjonktür ne kadar değişirse değişsin, siyasi ortam ne kadar değişirse hiçbir zaman değişmiyor. Yani Orta Direk Şaban yazmış biri. Aynen Orta Direk Şaban hani mis son zeytin deyip orada zeytin yediği sahne mesela keza aynı şekilde. Krallar gibisin oğlum Şaban. Yani siyasi olarak bakmamak lazım. Yani bu ülkenin o günlerde 20 yıl öncesi de 30 yıl sonrası da belki hep aynı şeyler konuşulacak. İnşallah konuşulmaz diyoruz ama ne yazık ki ülkenin sorunları memur için, emekli için de çok fazla değişmiyor. Bunu bu filmlere baktığınız zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz açıkçası. Şunu soracağım bakalım arkadaşlar ne düşünüyor? Kemal Sunal için Ertem Eğilmez mi? Yoksa Natuk Baytan mı sizce daha öndedir? Yani Ertem Eğilmez filmleri mi Kemal Sunal olmasını sağlamıştır? Yoksa Natuk Baytan filmleri mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ikisi de aslında komedi filmlerdi. Hatta bazı yorumlarda şöyle söylüyorlar. Ertem Eğilmez tırnak içerisinde söylüyorlar. Ben buna çok katılmıyorum ama Ertem Eğilmez ağlaklığından kurtulup Natuk Baytan gerçekliğine doğru gitmiştir diyorlar Kemal Sunal için. Biraz çok sert bir yorum bu gerçi ama çünkü Natuk Baytan'da daha gerçekçi ve biraz daha şey var. Daha
absürt komedi var. Az önce bir arkadaşımız yazmıştı, onu okumadım ama söyleyeyim. Natuk Baytan diyor, yaşasa ne yapıyorsunuz lan sizler? Yani oturmuş absürt komediyi konuşuyorsunuz falan. Biz aslında absürt komediyi konuşmuyoruz. Burada Natuk Baytan'ın sinemaya getirdiği, teknik olarak ya da içerik olarak getirdiği yenilikleri, aynı zamanda iki tane, daha sonra üç tane oyuncunun, biri şarkıcı olmak üzere, onların kendi kişiliklerini, oyunculuklarındaki o cevheri bulmasını sağlayan yönetmen olduğu için, konuşulmaya değer gördüğümüz için konuşuyoruz. Natuk Baytan gerçekten kıymeti bilinmemiş bir yönetmen. Onu da söyleyeyim. Çünkü şöyle de bir şey var. Atıf Yılmaz'a ya da işte o dönemki yönetmenlere, Şerif Gören'e, bunlara tanınan zaman ve imkan maddi olarak da söylenebilir. Manevi olarak da özellikle ödüller noktasında taltif edilseydi Natuk Baytan çok daha farklı yerlerde olur muydu acaba? Evet, olabilirdi. Böyle Ya bir da haksızlık bence uğradı haksızlığa. yani ya belirli bir kesim tarafından açıkçası Kemal Sunal'ın Natuk Baytan'la çevirdiği filmler çok değerli gözükmüyor bakıldığında. Yani Ertem Eğilmezli filmlerin daha böyle elle tutulur, daha değerli filmler olarak literatüre giriyor. Ama mesela Aman Akap'te dediğin gibi, mesela Sahte Kabadayı, Korkusuz Korkak, Üç Kağıtçı o kadar sinema çevrelerince çok fazla hani dişe dokunur filmler olmadığını söylüyorlar. Ama bence bunlar sinemamızın kilometre taşları. Yani Kemal Sunal'ı Kemal Sunal yapan. Geçen Namuslu filmini konuşurken de bunları dile getirdik. Yani çan eğrisi dersek yükselişe, belki Kemal Sunal'ın o çan eğrisinin zirvesine çıktığı filmler bu filmler. Sonrasında zaten düşüş başladıktan sonra baktığınızda Natuk Baytan gerçeğinin artık o filmlerde olmadığını görüyoruz. Yani keza aynı şekilde Ertem Eğilmez de zaten bir sıçrama yapıyor. Fakat Natuk Baytan'la hiç çalışmasaydı, Ertem Eğilmez'le hep devam etseydi aynı düşüş yaşanır mıydı? Bence yaşanırdı. Çünkü konjonktür de değişiyor. 80'li yıllar darbe dönemi sonrası sinema bambaşka bir noktaya yer alıyor. Bunu Şener Şen'le çevirdiği filmlerde görüyoruz zaten. Yani Şener Şen'le ise işte Süt Kardeşler olsun, Hababam Sınıfı olsun. Yani o yapmış olduğu filmlerin dışında Pat Namuslu bambaşka bir film. Yani tamamen toplumsal komediden bahsediyoruz orada. Yani o yüzden Ertem Eğilmez'le devam etseydi ben yine o çan eğrisinin tepesine bu kadar hızlı çıkabileceğini düşünmüyordum. Peki şey olabilir miydi? Yani Ertem İhsan Yücel'in senaryosu olan film yok. Kemal Sunal için iki farklı dönem, onun Şöhret İzleri veya Taşımaları iki yönetmeni de ayırmadan zikredebiliriz demiş. Ya genelde yorumlarda aslında Natuk Baytan önde gidiyor. Hani Kemal Sunal'ın en çok sevilen, daha sonra Kemal Sunal'ın başrolde olup da en çok sevilen filmleri Natuk Baytan diye söylemiş arkadaşlar da. Şunu söyleyebilir miyiz? Ertem Eğilmez'e, yani Arzu filmde devam etseydi Kemal Sunal film çekmeye, İlyas Salman'ın oynadığı rolleri Kemal Sunal oynar mıydı? Dolap Dolap Beygiri, Talihname Banker de var Bilo. mesela. Yani Yok, Dolap Beygiri var mesela, işte Şener Şen'in oynadığı Banker Bilo var, Şekerpare var. Bunları Kemal Sunal oynar mıydı acaba? bilmiyorum, ben çok yakıştıramadım. Şimdi şöyle düşününce yani çok gözümde canlanmadı açıkçası. Yani çünkü yine söylüyorum, hani bir alışkanlık var ya, hani o göz alışkanlığı var. Hani Kemal Sunal'ın rollerini başkasının rollerini Kemal Sunal'a ben yakıştırmıyorum hiçbir zaman. Ben yakışmaz diyorum yani. Şöyle ki şey elbette iyi yorumlamıştır. İlyas Salman bu oyuncu yani rolleri iyi yorumlamıştır. Belki ona göre de şekil almıştır rol. Bilemeyiz. Mesela ikisinin de aynı filmde olduğu, aynı şeyde olduğu filmler var. Kibar Feyzo, işte Çöpçüler Kralı. Orada İlyas Salman Çöpçüler Kralı biraz daha düşük bir roldü ama Kibar Feyzo'da çekişiyorlar şey için, Müjdar için. Ama işte dediğim gibi İlyas Salman çok farklı yorumlamış olabilir rolü. Belki Kemal Sunal oynasa çok daha farklı yorumlanabilirdi, senaryo değişiklikler falan yapılabilirdi. Bence oyuncusu önceden belli olduğu için filmler biraz da böyle oldu. Yani İlyas Salman'ın yükselişi Kemal Sunal Arzu filmle aralarının açılması değil mi? Arzu filmle artık film çekmemeye başlamasından sonra İlyas Salman'ın yükselişi de başlıyor bir anlamda. Ya yani bir nevi yeni Kemal Sunal olarak mı çıkıyor piyasaya bilmiyorum ama aralarında böyle bir rekabet var mı onu da bilmiyorum. Bu arada Ramiz demiş ki sevgili arkadaşım Ertem Eğilmez ile iyi oyuncuydu. Natuk Baytan ile star oldu demiş Kemal Sunal için. Arzu filmden para kazanmıyor muydu diye bir soru var. Arzu filmde maaşlı olarak çalışıyordu. Yapmış olduğu sözleşme o şekildeydi. Ellerinde senetler vardı.
Ama Kemal Sunal'ı başka film şirketlerine kiralıyorlardı ve Kemal Sunal o filmlerden kendisi aynı zamanda yapım şirkette para kazanıyordu. Ama geri kalan filmlerin hepsinde birçok sanatçı olduğu gibi aylıkla çalışılıyordu. Biraz önce söylediğim destekler seni söyleyince aklıma geldi. Yani 80'li yıllardaki sinema değişimi şeyden de belli oluyor. Mesela Banker Bilo, evet, yani nispeten güncel bir konu üzerine yapılmış bir komedi ama mesela sonra Çiçek Abbas'a sıçrıyor. Yani bakıldığı zaman İlyas Salman. Yani yine diyorum Ertem Eğilmez'e devam etseydi bir zaman sonra bence bu avantür komediden ziyade belki birazcık daha böyle Çiçek Abbas gibi işte o dönem içerisinde çekilmiş daha böyle toplumsal sorunları anlatan filmlere geçiş yapabilirdi Kemal Sunal. Ve o zaman hani üzerindeki o Şaban şeyini belki 80'li yılların daha yarısına gelmeden atabilirdi. Yani baktığınız zaman eleştirisel boyutta Şaban filmlerinin bu kadar uzun sürmesinin sebeplerinden biri de Natuk Baytan filmleri aslında. Yani 90'lı yıllara neredeyse yaklaştığımızda hala Şaban şeysi furyası devam ediyor. Ne kadar şey yapsak bile. Tabii biraz Kartal Tibet de devam evet. ettirdi ama bu Şaban filmlerini. Yani, zaten en çok Kemal Sunal filmi Kemal Sunal en çok Kartal Tibet'le çalıştı galiba. Doğru. En çok filmi onundu. Hatta Levent Dönmez oranında o filmlerinde kadrolu seslendirme sanatçısıdır. Onunla da çok konuşmuştuk bunları. Kartal abinin evet. çektiği filmlerde genellikle ben olurdum diyordu. Bu Şaban serisini biraz da Kartal Tibet devam ettirdi. Aynen. Yani Namuslu mesela orada hani Ertem Elimiz'in yaptığı bir film. Namuslu gibi bir film belki Kemal Sunal için çıkartılabilirdi. Namuslu olmazdı belki ama yani böylelikle Şener Şen'in o yükselişe geçtiği. Yani baktığın zaman 80'den öncesi Şener Şen bambaşka. 80 sonrası bambaşka. Yani çok farklı bir noktaya gidiyor. Oradaki temel de bence Ertem Eğilmez'in o değişiminden kaynaklanıyor. Yani o öncesi ve sonrası dediğimizde gene işin içerisinde Ertem Eğilmez var Şener Şen'in hayatında. Aynı şekilde Kemal Sunal üzerinde de böyle bir şey olsaydı yani Natuk Baytan filmlerini hiç yapmasaydı. Bu bahsettiğimiz filmler çok değerli filmler ama benim bakış açım bu şekilde. Yapmasaydı belki 82-83'te artık Şaban filmleri yerine daha toplumsal komedilerde, daha farklı şeylerde Kemal Sunal'ı görebilirdik diye düşünüyorum. Mesela En Büyük Şaban filmi var. Yani ismi En Büyük Şaban ama konuyla hiç alakası yok. Zaten Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları'ydı galiba değil mi? Filminle, evet. Filminin aynısı. Hatta benzer bir makarnadan işte yılbaşındaki o süsü yeme sahnesi falan da var. Biraz önce bir arkadaşımız demiş ki Şabaniye bile var evet. Yani sonra o filmin adı neden En Büyük Şaban bilmiyoruz. Yani Şaban sattığı için muhtemelen koydular. Hatta 90'larda işte Şaban Asker'de, Şaban ile Şirin var. Mesela bunlar da yine muhtemelen Şaban sattığı için bu şekilde isimler kondu. Ama özdeşleşti yani Şaban film şey ismi Kemal Sunal'la. Ama... Hem Natuk Baytan filmlerinde hem Kemal şey Kartal Tibet filmlerinde şöyle olurdu. Küçükken bir hatırlamış Altı'yı da film çıkardı. Kimin filmi dendiğinde Kemal Sunal denmezdi. Şaban'ın filmi denirdi. Aynen öyle. Öyle. Ama dediğin gibi yani Şaban filmlerinin ekmeğini çok fazla yedikleri için artık hani orijinal bir senaryo bulalım. İşte 80'li yıllardaki gibi böyle farklı filmler yapalımdan ziyade mevcuttaki senaryolardan işte açmışlar Şehir Işıkları'nı. Onu birazcık daha bize devşirerek yapmışlar. Netflix'te Charlie Chaplin'le ilgili bir belgesel var. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Şehir Işıkları da anlatılıyor ve kamera arkası görüntüleri var o filmin. Bir sahnesini sadece 1,5 yılda çekmiş mesela Charlie Chaplin o filmin ve karşısındaki kadın oyuncunun başarısızlığından dolayı sürekli olarak işte agresiflik göstermiş, oyuncu değişmiş, başka biri gelmiş, sonra ilk oyuncuya tekrardan dönmüşler, 600 tane çekim yapılmış. Yani sadece o sahne için tek bir sahneden bahsediyor ve 1,5 yılda çekilmiş. Şimdi o filme bakıyorsunuz, bizdeki filme bakıyorsunuz. Yani bizdeki filmin niye bu kadar hani çok boş olduğunu oradan anlayabiliyorsunuz açıkçası. Çünkü çok zorlama bir film. En Büyük Şaban filmi. Yani orijinali dururken bir ara hatırlarsanız Cem Uzan döneminde Kemal Sunal filmlerini alamadığı için Sinan Bengiyer'e taklitlerini yaptırmışlardı. Yani artık suyunun suyu gibi olmuştu. Yani Sinan bugün Bengiyer... izledim ya Sakar Şakir'in aynısını çekmişlerdi işte. Gökhan Mete'ydi yanındaki oyuncu. Evet. Gardırop Fuat oynayan. Evet. Yani onun gibi kötü kopyalar ne yazık ki var. Orada da dediğim gibi Şaban filminin daha da böyle dibini nasıl sıyırabiliriz'in bir şeysiydi. Bence Kemal Sunal belirli bir noktadan sonra artık bırakmalıydı Şaban karakterini. Ki zaten propaganda da keşke ömrü yetseydi, bugünlere kadar gelebilseydi. Ben eminim çok daha böyle
eli ayağı düzgün nitelikli filmlerde oynayacaktı. Propaganda ile bence zaten bir açılış yapmıştı ama işte ömrü ne yazık ki yetmedi. Allah rahmet eylesin diyoruz ama böyle. Az önce bir arkadaş demiş ki en siyasi filmi Katma Değer Şaban demiş ama bence değil, Zümük filminin üstüne bir şey çıkmaz. Tamam, o toplu Orta Direk Şaban'la beraber Katma Değer Şaban evet biraz güldürü içerikli siyasi göndermelerin olduğu film ama Zümük filmi tamamen yani zaten siyasetçi oynuyor orada da. Zümük filminin üstüne hiçbirisi çıkamaz. Deo Trepol demiş ki Şabani'ye o dönemde hiç tepki çekmiş mi merak ediyorum. O filmi Kemal Sunal dışında başka biri çekebilir miydi bilmiyorum demiş. Yani Şabani'ye filmi de aslında yani Natuk Baytan çekse nasıl olur diye düşündüm şu anda. Direkt aklıma gelen şey o oldu. Bence çok daha eğlenceli bir film çıkabilirdi. Çünkü yan karakterler biraz daha güçlenirdi orada. Çünkü orada sahile genelde koyuyormuş Şaryo'yu. Sahilde Kartal Tibet'te Kemal Sunal birbirine gelirken böyle. Mesela. Ya bakıyorsunuz orada yani şey Çiğdem Tunç, Erdal Özyağcılar ve şeyin arasında giden, Kemal Sunal arasında giden bir film var. Ara ara Ali Yeroğlu'yu görüyoruz sadece. Adile Naşit bile geri rolde kalıyor orada. Ya sanki Natuk Baytan olsa birazcık daha böyle köpürtülebilecek, yan karakterlerle destekleyecek bir film olabilirdi ama Şabaniye güzel bir filmdir. Ya ben severim Şabaniye'yi konu açısından. Ya olabilirdi aslında. Natuk Baytan imzalı bir film çıkabilirdi oradan. Ben lafı geçmişken söyleyeyim, Erdal Özyağcılar'a bayılıyorum. Postacı filminde de aynı şekilde Kemal Sunal'la çok iyi oynuyordu. Şeyde de Çöpçüler Kralı'nda da vardı. Orada 28 yaşında, geçen de söylemiştim. Erdal Özyağcılar ya müthiş bir oyuncu ya, Allah uzun ömürler versin. Önümüzdeki hafta doğum günü. Bugün hatta onunla ilgili Yıllar Su Gibi Aktı gibi bir serimiz var yeni, artık onu yapıyoruz. Orada işte 60'lı yıllardan başlayarak dizilerde oynayıncaya kadar çok önemli yapımlarda oynamış aslında. Keşke daha çok oynasaymış ama güzel yapımlarda, güzel işlere imza atmış. İnşallah da devamı gelir. Ama ben şeyi çok seviyorum. Aile Arasında filmindeki o Adanalı baba rolünde Aile Arasında muhteşem. Ben çok bayıldığım bir karakterdi orada. Öyle bir film inşallah tekrardan çıkar diye düşünüyorum. İnşallah ya, Erdal Özyağcılar şeyde çok iyiydi ya, Züğürt Ağa'da, Yılanların Öcü filminde de çok iyiydi, Haceli'yi oynuyordu. Yani kötü karakteri bu kadar güzel oynamak ya, müthiş gerçekten Erdal Özyağcılar. O filmde miydi ya da Yılanların Öcü, Yılanların Öcü ya da işte Züğürt Ağa'dan, ikisinden birinde ödül almıştı hatta, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştı. Namuslu filminde de güzeldi demiş Erdal Özyağcılar, doğru. Orada da çok iyiydi. Hatta klozeti vurup kırmasın diye klozeti böyle kucaklaması falan. Yılmaz Güney'le Balat'la Arif'te oynuyor demiş. Evet, orada kitap okuyor hatta, ona ders çalıştırıyor. Kimya evet. Okuyordu. Orada da Erdal Özyağcıları Ünal Gürel evet. Seslendiriyordu arkadaşlar. Gardırop Fuat. Ah Güzel İstanbul filminde Sadri Alışık'la birlikte orada da üçkağıtçı gazeteci rolündeydi. Filmin hemen başlarında otelde işte kız ayarladıkları sahnede ilk defa zaten sinemada orada görüyoruz Erdal Özyağcıları. Çöpçüler Kralı keza aynı şekilde oradaki çete kardeşler içerisinde güzel bir roldeydi. Evet. Anasını mı öldürsek baba falan. Sedat'cığım gene yayın su gibi aktı. 1 saat 15 dakika oldu. Natuk Baytan'ı aldık. Çok güzel. Evet, güzel bir program oldu. Önümüzdeki hafta ne konuşacağız? Altta görüyorum yazılanlar. Turgut Özatay ve karakter oyuncuları yazmışlar. Önümüzdeki hafta Boş Beşik filmini konuşacağız arkadaşlar. Yani bugün yoktu. Çok baktım ona. Özellikle bilenler bilmiyor. Bizim 3. 4. yayınımız bu. 3 yayında da bir Boş Beşik fırtınası esiyor arkadaşlar alt yorumlarda. Bir takipçimiz ciddi anlamda bu filmi konuşmamızı istiyor. Fakat biz Sedat'la kendi aramızda yapmış olduğumuz görüşmelerde bu filmde çok konuşacak bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Hatta dedim ki ben özel kendi aramızda böyle bir 10-15 dakikalık bir video çekelim dedim. Bu takipçimize bu şeyi gönderelim. Ya yani WeTransfer'le mi göndeririz artık, nasıl göndeririz bilmiyorum ama ya yeter ki o mutlu olsun diye böyle 10-15 dakika bir Boş Beşik yapalım diyoruz ama bugün gelmemiş. Herhalde işi var muhtemelen ki Boş Beşik'ten hiç bahsetmedik bugün. Bu hafta, bir sonraki hafta Turgut Özatay olsun.
90'lık kaset demiş ki sohbetiniz şahane. 90'lık kasetle de aslında 90'lar içeren bir program yapmayı teklif etmişti kendisi. Olur mu yapar mıyız diye. Ben de oldum ne olmasın falan dedim ama konu bulamadık. Yani bir tavsiyede bulunsanız aslında arkadaşa da yazsanız o da belirleyecekti. İşler, biraz işlerim vardı onları bitireyim ondan sonra bakalım. Hani yapabiliriz böyle bir şey 90'ları falan da konuşabiliriz. Böyle bir şey düşünüyorduk bakalım boş beşik değil. Şevket Altı olabilir demiş. Boş Beşik değil, Turgut Özatay demiş bir arkadaşımıza. Dönüş filmi olabilir. Bir bakalım, bir değerlendirelim. Belki herhangi bir şeyin bir yıl dönümüne de geliyor olabilir o hafta. Yani şimdi filmlerden başladık biliyorsun. Vesikalı Yarim'le başladık. İşte Çıplak Vatandaş'ı konuştuk, Namusluyu Kapıcılar konuştuk. Kralı'nı. Kapıcılar Kralı'nı konuştuk ve şimdi ilk defa bir yönetmeni konuştuk. Bir oyuncu olabilir. Ben mesela Münir Özkul'dan yanayım. Yani bilmiyorum izleyicilerimiz kabul eder mi ama ben Münir Özkul'la ilgili 1 saat, 2 saatlik güzel bir program çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü onun da hayatı inişlerle çıkışlarla dolu. Özellikle işte yaşadığı alkol sorunları olsun, işte Ertem Elmez'in kendisinin tekrar elinden tutup bir noktaya getirdiği dönemler olsun. Ben eğer bir anket yapacaksak hani karakter oyuncuları mı ya da başka bir konu mu dersen ben burada anketin bir şıkkına Münir Özkul'u yazalım derim. Hı hı. Şey de olabilir. Yani Münir Özkul mu bir film mi? Yine aynı şekilde Natuk Baytan'la Aşk-ı Memnu'yu karşı karşıya getirmiştik. Olabilir. Yani Münir Özkul veya X versus'unu belirleriz. Dublaj sanatçılarına yer verin. Soru sorun bize demiş. Evet, dublaj sanatçılarına da olabilir. Tamam. Bu Münir Özkul'un karşısına bir dublaj sanatçısı koyalım. Bakalım. Kim olacak? En güçlü adayımı açıklıyorum falan. Agah Hün'ü koyalım falan demiş. Kaptan Agah Hün de var ya. Yani konuşmayalım, sadece dinleteyim buradan. Öyle de bir adam. Valla. Umarım yorumlarım okunuyordur. Okunuyor. Kötü adam karakter oyuncuları demiş. Süper olur 90'ların Türk dizileri olsun demiş. Karakter oyuncusu olsun. Lütfen Münir Özkul olsun. Dublaj sanatçılarına yer verin. Gölge oyunu olsun. Gölge oyunu. Ya o film izlediniz mi? Geçen söylemiştim izleyin diye. İzleyen var mı? Nasıl bir film? Nasıl başlıyor? Nasıl bitiyor? Ben ne izledim falan. Çok garip bir film gerçekten. İzleyin. Tavsiye ediyorum. Sonunda ben ne izledim diyeceksiniz. Ferhan Kutman yazmışlar. Onu da bir sonraki programlarda konuşabiliriz. Aslında evet o da olabilir. Toparlarsak güzel bir program oldu öncelikle. Ağzına diline sağlık. Umarım bizi dinleyenler de, izleyenler de zevk almışlardı. Bilmedikleri birkaç set anısı ve detayı da paylaştık. Bugün bir soru sorduk. Dedik ki Natuk Baytan'ın oturduğu sokak hangi sokaktır, evin ne olduğu? Berk Kurt kardeşimiz, berk.kurt8 Instagram adresiyle doğru cevap verdi ve Battal Gazi Sokak dedi. Güzel bir aslında şeydi, tesadüf dedik aynı zamanda. Bununla ilgili yine dedik kendi aramızda yayın öncesinde sizleri birazcık daha interaktif yapabilmek adına bu tarz sorular soracağız. Keşke ödül sistemimiz olsa, daha fazla böyle ödül verebilsek, şey yapabilsek ama şu an için sadece biraz sonra yayınlayacağız zaten Berk kardeşimizin adını da hikayemizde paylaşacağız. Onun dışında dediğim gibi sizin her türlü önerinize açığız. Yani şunu konuşun, buna yer verin veya işte şundan bahsedin. Film olabilir, kişi olabilir, genel bir dönem bile olabilir. Yani dersiniz ki arabesk film dönemini konuşun ya da işte kovboy film dönemini konuşun. Onlarla ilgili de bir şey yapıp tekrardan bir araya gelebiliriz. Ya şey trollük olsun diye erotik film dönemini konuşun da diyebilirler. Düşünün ankete koyuyormuşum. Oradan da çok malzeme var ama. Oradan da çok malzeme var. Öyle söyleyelim. Aydemir Akbaş, Hadi Çaman, Ali Poyrazoğlu onlar kendilerini buralarda harcamasalardı çok daha şey olabilirdi. Ali Poyrazoğlu zamanında çıktı gerçi oradan ama Bülent Kayabaş diğerleri kendileri biraz... Evet, Bülent Kayabaş vesaire falan. Erkekleri söyledik ya, kadınlar var. Onları da konuşulabilir. Kiracı filmini seyretmediniz sanırım. Kemal Sunal'ın Kiracı filmini. Bunu nereden böyle bir kanıya vardı bilmiyorum ama Kiracı filmini izledik. Evet. Onu söyleyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Bir anketi bakalım. Münir Özkul'un karşısına bir seslenme sanatçısı koyalım. Bakalım hangisini istiyorlarsa ona göre 2 hafta sonraki yayınımızda onu konuşuruz. Herkese çok teşekkür ediyorlar. Herkese çok teşekkürler.